Dostlar hepinize selamlar, hepiniz hoş geldiniz efendim. God Station Simulator serisinde yeni bölümle sizlerin karşısındayım sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz çölde benzinlik işlettiğimiz bu oyunda 6. bölümdeyiz efendim. Ve bölümlerin hepsini Samet Güngör Light YouTube kanalından seyredebileceksiniz. Biliyorsunuz Samet Güngör Light YouTube kanalı mobil oyunlardan simülasyon oyunlarına evrilttiğimiz bir kanal. Bol bol simülasyon oyun videosu geliyor oraya. Bununla beraber sevgili arkadaşlar, ünlem YouTube yazarak bu arada yayından YouTube kanallarımıza abone olabilirsiniz efendim. Bir yandan tamirat, tadilattır. Bir yandan burada birazcık daha ses kısalım bu arada. Bir yandan burada hani marketi işletmektir derken oyunda baya baya ilerledik efendim. Bu bölüm belki final bölümü olabilir sevgili dostlar. Çok emin olmamakla birlikte. Şimdi ne yapmak istiyorum biliyor musunuz? 1900 dolarımız var. Bu ne anlama geliyor? Dilersek dükkana daha fazla ürün yerleştirebiliriz. Hani biliyorsunuz sigaraların satıldığı bir yer var. İçeceklerin satıldığı, yiyeceklerin satıldığı bir yer var. Bununla beraber hani bir alkol rafı yerleştirilebilir veyahut şu arkada da bir yer var bak. Orayı da ileride kullanacağım. Bir alkol rafı yerleştirilebilir veya bir gazete rafı, şapka rafı yerleştirilebilir. Marketin içerisine bir çeki düzen verilebilir. Hatta bütün bunları yaparken dükkanı kapatıp böyle birazcık ortalığı da dinlendirebiliriz. Ama önce dükkanı kapatmadan şu tamirat, tadilat işlerini yapalım. Boya atacağım zaten dükkanın tamamını, şöyle bir beyaz renge boyayacağım. Mavi renkle de tamirhaneyi falan boyarız. Hani birazcık daha göze hoş hitap eden bir renk olur. Bir yandan da tıkır tıkır para gelir efendim ve çatıyı matıyı da beyaza boyamışım. Sanki kar düşmüş gibi. Her neyse, çöpleri henüz dökmeye gerek yok. Nedir efendim bu arabanın derdi? İki kapıya cila atılacak artı iki lastik. Ayna var mı? Ayna da var. Abi senin arabaya Jaguar mı saldırdı? Savaştan mavaştan mı çıktın sen? Çizikli derici değil, ayna. Ayna. Herhalde biz bu herife bayağı bir saplarız diye tahmin ediyorum ya fiyat konusunda. Çünkü iki tane çizik giderici falan kullanacağız yani. İki tane bir ayna, iki çizik giderici. Çizik gidericiler çok pahalıydı bu arada be. 85 altın mıydı neydi? 85 altın da bayağı şey yapıyor. 85 dolar da bayağı yıpratıyor. İki tane de lastik var galiba. Hocam sizin arabaya safariden mi geliyorsunuz? Çünkü çizilmemiş yani, bu çizik gidericiyle çözülecek bir şey değil. Arabayı komple yenilemeyi tercih edebilirsin. Şimdi bir de iki tane lastik var efendim. İki tane lastiğe de bakalım. Hop hop. Yakıtta bekleyen var. Hemen gidip onlara yakıt vereceğim. Bir ara bir tamir yapacağım. Sonrasında şey yapmak istiyorum sevgili dostlar. Belki dükkanı upgradeleyip bir tane daha işçi alabiliriz. Ya da bak, dükkanı kapatıp her yeri düzenleme fikrinden bahsediyorum ya. Ben dükkanı kapatıp her yeri düzenleyene kadar çalışanımız elinden geldiğince bir çalışsın bakayım. Belki ikinci bir çalışan, biri tamirhanede, biri yazar kasada. 480 dolar herhalde. Yani 480 dolar hakkımız. Biraz kirleniyor mekan. Park yerlerinin sayısını arttırdığımız için muhtemelen birazcık böyle bir kirlenme durumu yaşıyoruz. Şu çöpleri de hemen bir alalım. Henüz çöpler daha dolmadı. Minik ufak tefek şeyler vardır canım. Toz, moz bir şeyler vardır. Orası önemli değil. Ne yapacaktım ben? Yakıt vermeye gidecektim tabii ki. Elemanlara bir yakıt vermeye gidelim. İki tane polis arabası. Aga, hayırlar ola. Oyuna sesi çok kısıksa açabilirim bu arada. Bana hani müsait bir arkadaşım Steam'den tıklatırsa. Babuş biraz ses verelim. Ses iyi ya da ses kısık gibisinden. Minik bir info verirse tatlı olur. Şimdi 13. gündeyiz bu arada. 95 dolarlık bir ödeme yapmam gerekiyor. 2700 dolar paramız var. Peki benzinliği dümdüz upgradelemek istesem 1000 dolar yiyor. Biraz daha tasarruf edip burayı geliştirip öyle mi seviye atlasak acaba? Bir acelemiz yok nasıl olsa. Dükkanı bir tur bir kapatayım mı? Bak, dükkanı bir tur kapatayım.
Ona göre hareket edelim. Şöyle bir dükkan kapalı kalsın bir tur. Benzin istasyonunu kapat. Yapılacak, edilecek çok iş var. O işlerle bir ilgilenelim. Geri kalanı hallolur. Charlotte, sen ödemeni al. Bununla beraber sen gidip araya çık. Sen git bir dinlen, tamam mı? Şimdi öncelikle ne yapacağız? 2700 dolarımız var. Bu 2700 doları harcayacağız. Önce bir ürünleri tedarik edelim. Ben istiyorum ki dur, yükseltmeler halledilecek. Öncelikle teslimat kısmından bana bir yakıt tedariğine olanak sağla, tamam mı? Bir yakıt gelsin. Yakıt geldikten sonra gene teslimat kısmından, ürünlerden, meşrubatlardan sayısı azalan var mı? Var. Ama bunları koyabileceğimiz yer yok. Bir saniye, bir şey diyeceğim. Neden şu dükkanı adam akıllı düzenlemiyorum? Hop hop. Bunlar envanterde. Bir de bu neymiş hocam ya? Hangi renk kullanmıştık burada? Bu mu? Işık yok mu buraya? Aa, bu değil, çok şey oldu. Koyu bir ton oldu. Güzel ama koyu bir ton. Şunu tercih ediyor olabilir miyim? Krem rengi. Bende hafif renk körlüğü var. Aynen. Bu renk. Tamam. İçeriği bir boyayalım efendim. Dışarıyı da beyaza boyayacağım. Gecenin saat 3'ü, yakıtı alalım. Alabileceğimiz malzemeleri alalım. Ne bileyim, alkol satışına falan başlayalım. Hani markette yazar kasaya nasıl olsa adam geçiriyoruz. Bu yazar kasayı böyle efektif olarak kullanalım. Hatta böyle yapabilirsek reyonları daha kullanışlı hale getirelim. Hoppa, tamam, içerinin işi tamamlandı. Aşağıda nasıl küf birikmiş öyle ya. Bir boyayı yenilemenin zamanı geldiydi bence orada. Baksana. Alt taraflar küflenmiş, şey olmuş. Abo. Abo. Şimdi takılıp ben bunların hepsini boyarsam biz bu işin içinden çıkamayız. Sadece şuraları boyamanın bir yolu yok mu ya? Ne bileyim, ufak bir boya geçse üstünden. Beyaza boyadık. Tamam, neyse, tekrardan boyanası varmış buranın da, boş ver. Işık mışık yok mu hocam? Herhalde bir ışıklandırma muhabbeti falan yok ya. Hoppa. Şimdi istiyoruz ki biz raflar, dekorasyon değil, raflar. Satmayacağım. Buraya yerleştir. Şöyle bir dön bakalım. Bir buraya. Acık ses atacağım, içim rahat etmiyor. Bir buraya. Bir de buraya. Şöyle bir döner bakalım. Tamam. Bence güzel oldu. Şöyle bir şey yapılabilir mi peki? Şuradan iki karelik alandan adam geçecek şekilde, ya da üç karelik alandan. Ya bu reyonu ortaya koymuş gibi olacak da, gelip buradan bir şey alabilirler mi acaba? Hani köşeleri ne için kullanacağım bilmiyorum. Oğlum, buraya nasıl çöp atmayı başardınız la? Ayıp la. Merhaba. Beyefendi, şu yakıtı bir alalım. Daha işimiz var. Sen yakıtı bir bere dur. Bu arkayı ne için kullanacağız peki? Arkaya da böyle minik gazete masle bir şeyler. Neden olmasın, öyle değil mi? Sen şuranın içerisine bir, dışarısıyla ilgilenilir. Şuranın içerisine bir düzenle bakayım. Hocam aşağı çok aşırı küf tutmuş. Burayı bir elden geçirmek lazım. Hadi, mekanın dışını çok önemsemiyorum da. En azından marketin içerisi bir güzel gözüksün ya. Oğlum nasıl bir leke, nasıl bir küfe öyle. Çok şey duruyor böyle, çok çirkin duruyor. Çirkin durduğu için bir iki dakika elden geçirmek istedim orayı. Şimdi önce bir raflara ürünleri yerleştireceğiz. Raflara ürünleri yerleştirdikten sonra yeni raflar alacağız. Alkol satışına girişilebilir belki yani. Alkol satışı bilmiyorum pahalı mıdır?
ufacık bir işlemi kaldı. Bak var ya 2 dakikamızı almadı. Üstelik deli divane yakıt da aldık. 350 litrelik yakıtımız var. Sigarayla alakalı bütün kaynakları tükettik mi acaba? Ay lekeler mekeler pis duruyormuş ya. Daha bak şuradaki rafları kullanmadık bile, duvar raflarını. Belki sigara rafının sayısını 2'ye çıkartabiliriz ama ya sigara rafının sayısını 2'ye çıkar lafı. Sigara rafının sayısını 2'ye çıkarmak yerine yeni ürünler satmak sanırım öncelikli hedefim olacak sevgili arkadaşlar. Hop. Bitti bu arada. Bitti, bir şey kalmadı. Hoppacık. Vallahi inanın ne kadar zamanımı aldı bilmiyorum ama yani şu dükkanın şöyle yenilenmesi benim hoşuma gitti. İşin açığı bu. Şimdi öncelikle burayı dolduracağız. Ne yapmak istiyorum? Düzenli olarak bir yerleştirmek mümkün mü acaba? Şöyle yapalım mı? Bak. Şişe şeklinde olanları mümkün mertebe buraya yerleştirmeye çalışalım. İşte ne kadar sığarsa, tamam mı? Şişe şeklinde olanlar buraya, plastik şişe şeklinde olanlar. Kutu şeklinde olan içecekler de buraya. Nasıl? Hangisi eksikse ondan birer tur alıp sipariş edebiliriz. Sonrasında yiyeceklere gelelim. Abi cipsler bir yana. Tuzlular bir yana diyelim, tamam mı? Tuzlular bir yana. Tatlılar bir yana abi. Şimdi bir ürün sipariş edelim öncelikle. Bir ürün gelsin, buradaki ürünleri bir yenileyelim. Meşrubatlardan sayısı az olan hangisi var? Pet şişe rafı için bundan. Kutu içecek rafı için bundan alalım. Sayıları aynı sayılır ama olsun. Abur cuburlara gelelim efendim. Abur cuburda da sanırım iki tane bundan alırım. Başka ne alınır? Bir tane de bundan alınır. Tamam. Şunların siparişini bir ver bakayım. $285 para bile değil. Alkol $21'dan alınıyor misal. $21'dan alınacak. Normali 23'müş. $40'dan satılacak. Alkolün kar marjı o kadar yok galiba ya. Efendim sevgili Lucky Hands 28. ayında selamlar, iyi yayınlar babuşum demiş. Teşekkür ederim. Lucky Hands'im çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dileğin için çok çok sağ ol. Bak 62'den alıp 120'ye satma. Yani kimi alkolde o zaman kar marjı var, kimisinde yok diyebilir miyiz? Belki. Ya da kutu alkoller bir yere, şişe olanlar bir yere. Bu şekilde mi hizalanır acaba? Neyse, bunun için öncelikle bir alkol rafı satın almamız gerekiyor. Araba parçamız falan yok. Garaja falan da bir destek olmak gerekiyor bu arada. Sigarada hiç eksik var mı yok mu ona bakmadık. Sigara siparişi de verelim alkolle beraber. Öncelikle şöyle yapalım efendim. Teslimattan değil de ne istiyorum biliyor musunuz? Raflardan bir tane büyük sigara standı istiyorum. Bununla beraber alkolden iki tane de alkol standı istiyorum. Birazcık standlara para vermiş olduk ve sadece bu el sanırım bir alkolü getirmiş olduk. Ama sıkıntı yok efendim. Hemen büyük sigara... Kazara sattım. Sıkıntı yok. Yani hocam şuraya buton koyuyorsun. Ben de butona tıklıyorum yani, anladın mı? Raflara tıklar mısın? Ben de butona tıklıyorum yani aşağıdaki sat muhabbetine bakmadan. Bir kısmı dışarı çıkıyor gibi oluyor ama ne yapayım? Sigara raflarının yerini değiştirelim. Oha. Bir girişe bir çıkışa ne dersiniz chat? Evet abi. Benlik bir şey yok. Yeri düzgün değil. Ya da küçük raflar için ayarlamışlar. Bilmiyorum. Sanırım küçük raflar için ayarlamışlar. Ulan bir de o kadar şey yaptık. Şunu al. Tamam, bir girişe bir çıkışa koyuyorum abi. Üzgünüm. Göze hoş gözükmediğinin ben de farkındayım. Yapmıyorlar düzgün bir şey. Ne yapayım? Ya da bir girişe bir çıkışa değil de. Bir buraya. Bir tane de
arkamız olmuyor şuraya. Ya aslında arkaya koymak istiyorum da oturmuyor abi, oturmuyor. Sırf güzel gözükecek diye satıp küçük alabilirim tabi, bu da bir seçenek ama. Tamam. Şu aldığımız iki alkol rafını bir yerleştirelim. Şeyler bekliyor bu arada. Sata tıklamayacağım, merak etmeyin. Ama gerçekten çok üzücü. Yani bir tane buton var ve o buton satmaya yarıyor. Ve ben bunu okumadan sürekli satıyorum. Burada kabahatli benim bu arada. Oyunun herhangi bir suçu yok. Burada kabahatli benim. Ama el alışkanlığı. Hani hocam direkt diğer oyunlardan falan el alışkanlığı. Tıklıyorum ne yazık ki ister istemez. Şöyle biraz çevirebilir miyiz bunu? Ve... Tada! Tamam. Şimdi öncelikle bir şu ürünleri alalım. Sonra alkol ve sigara sipariş ettikten sonra da... şunları yerleştirmeden ben bir sigaraları yerleştireyim mi? Yer yok çünkü. Bir de şu... iki dakika daha... Buraların etrafını falan bir boyayalım ya. Bak dışarısı o kadar kirli hissettirmiyor. Hocam şöyle yapalım. 10 tane 10 tane 10 tane konmuyor. Sen Allah ne verdiyse hepsini koy da. Sonra onun düzenlemesini yaparız. Sigara ve alkol sipariş ettikten sonra dükkanı açarız zaten. Normalde 1000 dolara dükkan upgradeleniyordu ama ben dediğim gibi upgrade'in bir acelesi olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Her daim upgradelenir. Acelemiz yok. Sabahtan belli sağ klik atıyordum, çaktırma. Şunu bir çöpe atayım 2 dakika. Adios! Göz görmese gönül katlanır. Bence sorun yok. Bence gayet başarılı. Çevremizi temiz tutalım canım. Arada böyle taşkınlıklar yapıyorum. Öncelikle ne yapmak istiyorum? Diğer çeşitleri buraya koyar mısın? Teşekkür ederim. Abur cuburları da buraya alalım. Tuzlu tatlı rafı. Tatlı rafı birazcık sönük kaldı. Alınır ileride, dert değil. İçecek olarak da buraya bir kutu içecek istemiştik. Buraya bir şey istemiştik. Buraya şişe içecek, buraya kutu içecek. Bir şey söyleyeyim mi? Fena gözükmüyor ha. Yani ilk seferlerine nazaran bence fena gözükmüyor. Şimdi sigara ve alkol istiyorum. Sonrasında dükkanı açabiliriz. Sigara ve alkol gelirken de boyama işlemlerini yaparız. Efendim şöyle şunlardan 2. Birer tane de bunlardan alalım. Ve alkol için hepsinden birer tane alabilir miyiz? Alabiliyoruz galiba. Bunlar bir tur gelsin. Zaten paramız kalmadı arkadaşlar. Bunlar bir tur gele dursun. Bunlar bir tur gelirken biz de her yeri bir beyaz renge boyayalım. Beyaza boyamak zorunda değiliz aslında. Nasıl bir renge boyayabiliriz acaba? Çok parlak gözüküyor biliyor musun? Nasıl bir renge boyayabiliriz? Şu tatlış bir renk gibi gözüktü bana. Pembe mi? Hafif. Pembe. Pembik. Neden pembik dükkanımız olmasın peki? Neden pembik bir dükkanımız olmasın? Bence hoş. Tatlı. Ben olmaması için bir sebep göremiyorum dostlar. 2 dakikada alkol ve sigara ürünleri gelirken buranın boyama işlemini bitiririz. Çok al beneli bir alışveriş merkezi olmadı mı sizce de? Albenisi yüksek bir alışveriş merkezi, daha doğrusu alışveriş yeri. Şu çatı kısmını boyayabilir miyim? Gözüm de görmüyor da. Boyuyor bir şekilde. Nasıl boyuyor ben de bilmiyorum. Sadece ön kısmı değil, her yerini. Güzel oldu ya. Şey gibi olmadı mı? Milka'nın çikolata fabrikası. Milka çikolata böyle. Tamam. Şöyle yavaştan pembeye boyamaya devam. Araç geldi farkındayım. Dükkanın boyama işlemini bitirdikten sonra araca da döneceğim.
yukarıdan bakış açısında nasıl gözüktüğünü merak ediyorum bu arada. Kuş bakışı. Taresat abonemiz olarak aramıza katılıyor bu arada. Taresat hoş geldin, merhabalar. Çok teşekkür ediyorum desteğin için dostum. Sağ olasın, hoş geldin. Daha arkadaşlar bu arada henüz dükkanı upgrade'lemedik. İkinci bir çalışan almadık. Araç bakım seti falan filan satmıyoruz böyle. Hani oyunda yapabileceğimiz çok fazla şey var ve biz bunların daha minik bir kısmına erişebildik sadece. Zaten şöyle yapacağım. Buranın boyama işlemini bitirip ürünleri aldıktan sonra dükkanı açacağız artık. 2000 dolarlık meblağı ezdik. Yani ötesine para kalmadı. Şu çatı kısmını bir halleder miyiz? Oh. Ve Pembik Joe. Pembik Joe. Bu. Shift'e basıyorum koşmak için, hep ondan oluyor. Şu çatının olayını da bir bitirelim. Burası da tuvaletin çatısı normalde ama sıkıntı yok. Yop. Güzel. Şuradan boyamaya devam. Arkadaşlar bu uğurda mücadele verildi, tamam mı? Kolonlarına kadar boyuyor muyum peki? Yapıyor muyuz bu sporu? Evet abi, an itibariyle akıl sağlığı going to go. Tamam ya, burayı boyadım. Akıl sağlığı going to go. Pencerelere kadar boyayabiliyor muyum hocam? Pencereler çok eski duruyor bak. Buraların boyandığını yeni öğrendim. Dur. Buradan boyayarak gideceğim. Soldan döneceğim. Orası çok uzun iş gibi geldi. Depo kapısında bekleyen var. Ya alacağım onu, alacağım. Oo, buranın da işi uzun. Yarım yamalak bıraksam? Yani yarım yamalak bırakmak yok. Bakın, kendime challenge koyuyorum, tamam mı? Bir iş gözünüzde büyüdüğünde yapılabilecek en güzel taktiklerden biri şudur. O işi parça parça bölüp halledersin. Bak ben burayı böyle komple boyayacağım diye değil de ilk başta hani duvarın bir kısmını boyayacağım. Gideceğim, bir iş yapacağım. Döndüğümde devam edeceğim böyle. Hani bölerek işi küçük gösterme taktiği, anladın mı? Ya daha arkası var, şeyi var, kocaman bina var falan filan, öyle düşünmeyeceksin abi. Öyle düşünmeyeceksin. İşi küçük küçük böleceksin. Diyeceksin ki önce tamam bak. Bak bu kalası alacağım. Burayı bir bitireceğim. Tamam mı? Kalas bittikten sonra gidip deponun kapısını açacağım. Kalanla öyle devam edeceğim. Deponun kapısını açalım. Ürünleri alalım. Ufacık bir yer kaldı zaten. Bak halledilir. Halledilir. Sıkıntı yok. Bölme taktiği abi. Gözüne büyük geliyorsa böleceksin. Dükkanla tuvalet niye kirlendi, ben onu anlamadım. Kimse kullanmıyorken nasıl kirlenebilir yani orası. Ben gene sol klik sağ klik yapıyorum, ondan cortladı. Hop hop hoppa hop hoppa. Kapısını kapatmadan da gidiyormuş bu arada galiba. Evet, önceden kapısını kapatmayı bekliyordu, artık beklemiyor. Öyle yardırıp gidiyor, hiç umurumda değil. Tamam, şimdi bak içeri girip yerleştirmiyoruz. Nasıl yapacağız biliyor musun? Buraya kadar getirdik muhabbeti. Getirdik. Önce içeri girmeden evvel. Kardeşim minik minik görevler. Her zaman minik. Market kısmını bitireceğim. İçeri girip ürünleri yerleştireceğim. Tuvalet kısmını bitireceğim. Ardından dükkanı açacağım. Ve voilà. Pembik pembik Joe. Bak nasıl? Bölme taktiği işe yarıyor, görüyorsun değil mi? Yaramıyor. Yaramıyor. Hala fazlasıyla gözümde büyüyor. Sadece zaman kazanmaya çalışıyorum. Tamam ama güzel oluyor bak. Ama güzel oluyor. Baktığın zaman böyle pembik pembik
Mirka'nın ineği gibi böyle. Ben burada hani direkt çikolata mı satılıyor lan diye böyle bir atlayasın gelir. Hocam az olanı buraya yerleştirelim. Tamam mı? Eyvallah. Buraya kalan sigaraları yerleştirelim. Dıp dıp dıp. Güzel. Çok bir düzenimiz yok ama olsun. Alkollerden. Şuralara bir şeyleri yerleştirelim. Bir de miktarı fazla olanları. İki tane raf almaya gerek yokmuş. Ben bir enayiyim. Evet. İki raf almaya gerek yokmuş. Ben bir enayiyim. Satmayacağım ama. Ya yani 50 dolar için satılır mı abi? Boyamaya devam. Devam. Tuvalet 1,5 dolar mı? Tuvalet ücreti. Aa, tuvaleti ücretli mi yapmışız? Güzel. Şimdi yavaştan işin tuvalet kısmını bitireceğiz. Oradan dükkan açmaya doğru gideceğiz. Tamirhaneyi boyamam. Tamirhane kalsın artık. Benim gözümde büyüyor her şey şu an. Ama güzel oldu be. Önce büyük olanı halledeceğim. Sonra küçüklere. Tam ortadan. Hoppa. Şimdi benzinliğe kesinlikle seviye atlatacak param yok ama dükkanı açtığımda dükkanı açtığımda işlerin yoluna gireceğine inanıyorum. Koca bir günümüzü aldı galiba ya bütün bunları temizlemek etmek. Hoppa. Tertemiz. Tertemiz abi. Kendimle gurur duyuyorum. Pembik bir benzinliğim var artık. Tertemiz. Burası niye kirli gösteriyor? Şuradan dolayı mı? Aynen. Galiba buradan dolayı. Tuvaleti de pembik pembik boyadık. Yani gören de burada My Little Pony'ler sıçıyor zanneder. Adam geliyor kol gibi bırakıp gidiyor. Şimdi efendim yavaştan dükkanı açma zamanı. Aşkım grafiti yapamıyorum bebeğim. Grafiti yapılıyor mu ya? Aa, duvar kağıdı. Duvar kağıdıyla kaplanabiliyor ama grafitimiz yok. Herhalde dükkan seviye atlayınca gelecek hatunum. Evet, aldık ben de biliyorum. Yani duvar kağıdına gelsem, şu iskeletlere gelsem, mesela tamirhanenin oraya bir duvar kağıdı atmayı deneyeceğim. Şimdi arkadaşlar gözlerimiz kanayacak ama. Aa. Gas station walls only ne diyor? Sanırım duvar kağıdı kabul etmiyor. Dükkanın içine duvar kağıdı yapılabiliyor galiba. Şu çok tatlı bir şeye benziyor ya. La en kötü beğenmesek normal boyasını atarım. Bir saniye şu dükkanın içine bir duvar kağıdı atalım bakalım. Ay güzel olmuyor mu? Lan! Bir de bunu sabah görsek. Ne oldu lan? Sadece şu bizim kasanın arkasını şey yapacağım. Her yeri boyamayacağım. Bir ondan bir bundan. Acaba tutar mı? Renklerinin şeyi aynı mı? Renk paleti aynı mı? Onu bilemediğim için. Hani farklı bir şey yapayım dedim de aynısını mı yapsak acaba? Aynısını yapalım ya. Çok karmaşık ve göz yorucu olmasın. Aynısından yapalım. Duvar kağıdı muhabbeti de gelmiş. Güzel oldu be. Şöyle ufacık alana. Bilmiyorum benim hoşuma gitti. Sadece kasanın arkası ya da bilmiyorum belki şurası yapılabilirdi. Emin değilim. Her neyse. Haydi gidelim dükkanı açalım. Yavaştan müşteri gelmeye başlasın. Sonrasında da 1000 dolar biriktirince artık yavaş yavaş sevgili dostlar dükkanın upgrade'ini yaparız. Bir yandan burada müşteri gelirken, müşteri beklerken bir yandan da biz düzenleme işlemine devam edelim kıymetli arkadaşlar.
Ne yapalım biliyor musunuz düzenleme işlemi için? Tamirhanemizi bir şey yapalım. Kırmızı renge boyayayım mı hocam? Kırmızı. Ama bu nasıl bir kırmızı? Bu nasıl bir kırmızı? Aa, güzel oluyor gibi ama. Duvarlar da boyanıyor. Böyle bu kırmızı ağır bir kırmızı oldu galiba ama olur o kadar ya. Şimdi dükkana müşteri gelip böyle her şey bir normal düzenine oturana kadar yazar kasada biraz beklesinler. Adam yönlendireceğim. Ama buranın kırmızısıyla o biri olmadı galiba. Öteki daha ağır sanki. Işıkla alakalı mı? Ondan dolayı mı? Baksana şununla şunun arasında bir kat ton farkı var. Bak burada yok ama o ton farkı. Zıplayıp duruyor etrafıma. Şu yanla buranın arasında ton farkı var. Ötekinin yok. Garip bir şekilde. Dur. Bu. Şey var mıydı? Flashlight. Galiba yoktu. Işıklandırmadan dolayı da öyle gözüküyor olabilir. Kahverengiye mi boyuyorum? Aşkım bu kırmızı değil mi? Lan benim gözler... Nasıl ya? Bu kırmızı değil mi? Burada da boya bitiyor galiba bak. Bazı yerlere çok şey boyuyor. L, F... Evet, tamirhaneye adam geldi. Hocam içsel çatışmalar yaşıyordum. Hoş geldin. Önce bir yakıt verelim. Yakıtı fullediydik. Sonra tamirhanedeki adamla ilgilenelim. Nasıl ya bu kahverengi mi ya? Kırmızı bu ya. Neyse ben körüm. O yüzden çok iddialaşmayacağım. Bir gün ışığı görsek de ama tatlı oldu gibi ya renk olarak. Bana şey gelmedi öyle. Biraz hafif kapalı bir ton da yani kapalı bir ton olması bence güzel. O kadar şey yapmadı beni. O kadar iğreti etmedi. İçerideki adamın bir tamir işini falan da halledeceğim. Bizim çalışanı da bir yazar kasaya geçirelim. Hoppa. Tamam. Şimdi yazar kasaya bir adam geçirdikten sonra tamirhane ile ilgilenelim. Yavaştan sabah oldu gibi galiba. Evet, bu arada benim gözler bozuk, benim renkler bozuk. Bu arada tamirhane hariç hiçbir yeri boyamayı düşünmüyorum. Yazar kasada iki kişi birikti. Dur dur. Yazar kasaya ben gitmeyeceğim. Yazar kasaya birini göndereceğim ama bence güzel oluyor tamirhane. Bilmiyorum ya da benim gözüme güzel oluyor gibi geldi. Şimdi eleman konuşmaya başla. Görev listesi kayıtla ilgilen. Koş bakalım. Sen kayıtla ilgilen. Abi ama var ya bak raflar güzel olmadı mı? Benzinliği baştan aşağı... Abicim yanda yanda. Öyle bir tepkiye gerek yok. Tamam. Paramız olsun onu da doldururuz. Para olsun onu da yaparız aslanım. Derdin ne yani? Yani raf boş yok amına yapıyor böyle yani. Para olsun onu da doldururuz abi. Yan reyona uzanmaya üşendi herif ya. Yan reyona uzanmaya üşendi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şimdi sayın arkadaşlar bu tamirhanenin boyama işlemi bittikten sonra oh. Biraz böyle bir para veriyor gibi dükkan görüyor musun? Tamirhanenin boyama işlemi bittikten sonra efendim gidip tamirat işlemlerini halledeceğiz. Sonrasında 1000 dolar biriktirip ya dükkanı upgradelerim ya da dükkanı upgradelemeden evvel almam gereken upgradelere doğru yönelirim. Hani biraz daha dükkana ürün çeşitliliği yaparız anladın mı? Biz misal sadece şu an alkol satışını gerçekleştirdik. Araba parçalarından gazetelere, şapkalara bir ton şey var hani. Bunları da yapabiliriz efendim. Kırmızı değil mi şimdi bu renk ya?
Neyse. Suratıma fışkırdı. Sağ taraf boyalı mıydı yoksa orayı boyayacak mıyız? Bak bu camın olduğu tarafı falan şey yapıyor gibi. Evet, tamirhanede müşteriyi çok beklettiğim için küfredip gitti. Boya yapıyorum hemşerim, boya boya. Sana daha iyi hizmet verebilmek için daha güzel hale getiriyorum burayı. Tamam, sadece şu üçü kaldı. Bir gidip yakıt doldurayım, geleceğim. Daha fazla müşteri kaçırmayak boya yapacağı ok diye. Hoppa, çökeringen. Have a nice day. Ya at gibi arabaya biniyor. Ama şey böyle. Ucuz yakıt derdinde. Dükkanı boklamışlar. Resmen adamı ayak izlerinden takip ediyorum ya. Ulan insan bir patilerini siler arada. Bu tuvalette de bir çöp var ya da bir şey var ama yani çözemedim, tamam. Şurası olmuyor bak, ben burayı yeni boyamama rağmen boyalı sayılmıyor. Tamam, son boyama işlemlerini yapalım. 690 dolarım var. Birader buralar niye boyanmıyor ya? Bir şey diyeceğim. Misal mekan çok pis ya da çok eski. İki kat boya çekmek gerekiyor gibi bir mevzu mu var yoksa oyunun kaplamalarından dolayı mı böyle? Kaplamalardan dolayı böyle abi. Yok yani bak şu yan tarafa şey yaptığında, yan tarafa geçtiğinde bak sol tarafa bak. Düzgün gözüküyor. Işık mı yansıma muhabbeti var, ne var artık bilmiyorum. Normalde düzgün ama o ışığın yansıması şey gibi yapıyor. Sanki boya tutmuyor gibi. Evet dostlar, ellerimize sağlık. Güzel bir çalışma oldu. Tatlı bir renge boyadık tamirhanemizi. Tabi bu ara müşteri kaçtı. Sonra pembik renkte bir artık benzinliğimiz oldu efendim. Pembik benzinliği seviyorum ve bir şey diyeceğim. Ayarlardan acaba görüntüden şu parlamayı kısabilir miyiz ya? Parlaklığı bir 1.5 yapsak. Dikey eşitlemeyi aç. Çerçevesiz modda oynamaya devam et. Devam. Çok mu karanlık oldu 1.5 yoksa oyunun havasını mı değiştirdi? Sanki bir oyunun havasını değiştirdi gibi ya. Renkler oturdu abi. Bazı yerler kirli şimdi, ona yapacak bir şey yok. Biz neyde oynuyormuşuz parlaklığı ya? İki lastik artı yağ. Hallederiz. Bombastik. İki lastik artı yağ değişimi yapılır. Oğlum oyuna netlik geldi lan. Bir şey diyeceğim. Oyuna netlik geldi ha. Karanlık maranlık değil. Bildiğin dümdüz netlik geldi. Yazıları mazıları daha rahat okuyabiliyorum. Günü falan görebiliyorum. Peki geçtiğimiz 6 bölümü ben niye aydınlık modda geçirdim? Bende körlük var ya. Şey var böyle. Twitch'i de aydınlık modda kullanıyorum zaten. Lüp. Bence yeter ya. Bir yudum döktük ya ya. Şey yapmasaydık, atmasaydık. Biraz lastik, ayna ve bitince söyleriz ya, acelemiz ne? Lastik, ayna ve başka şeylere ihtiyacımız var diyecektim de bitince söyleriz. Ey maşallah bu arada. Ya, hakikaten bölümler sonra bunu fark etmiş olmama ne diyorsunuz peki? Lan parlaklığı kısınca görüntü geldi lan. Ama burada gitti. Dükkanın içi karanlık. El feneri yok mu ya? Şöyle bir ortalığı da temizleyelim. 1000 dolar oldu, dükkanı upgrade mi yoksa alına yani yeni bir şeyler mi almaca? İki kişi yakıtta bekliyor. Abi dükkanı upgradelesem şu anki parayla hiçbir şey yapamam, tamam mı? Benim o upgrade'in üstüne bir daha upgrade çakmam gerekir. O yüzden bence
imkan varken dükkana daha fazla ürün. Merhaba. Kalanları buraya yerleştir. Sigaralar burada. Yemekler yerleşmiş vaziyette. Buralar şişe içecekler. Buralar kutu içecekler. Eyvallah, bütün içecekleri aldı da abla şey yapıyor galiba böyle. Avuçlama taktiğiyle. Nerede görsem tanırım bu taktiği. Avuçlama taktiği bu. Vallahi tuvalet kirli gözüküyor ama nedenini anlayabilmiş değilim. Çok da önemli değil. Şimdi hemen bir sipariş daha verelim. Ürünlerden ne verilebilir? Abur cuburlardan eksik var mı? Abi dediğim gibi şekerli rafı az duruyor ama her şeyden 30-35 tane var. Bak meşrubatlardan şu kutu içecekten 12 tane kalmış. Bir 30'luk söyleyelim. 26 tane de şundan söyleyelim. Abur cubur full. Alkolden hepsine tık 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 tık. Bütün ürünleri söyleyelim. Sigara zaten satıyoruz. Sigaramız var. Dondurma rafı, araç bakımı ya da gazete kurulabilir. Dondurma kurmayı tercih edebiliriz. Yani dondurma rafları almayı tercih edebiliriz. İkinci alkol rafını da dolduracağım. Şunlar bir gelsin bakayım. Seviye 4'te şapka ve gözlük satışı geliyor. Yeni eleman falan da alamıyoruz. Yazar kasadaki tıkır 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 çalışıyor. Gel. Şimdi tamirhaneye doğru bir ilerleyelim. Bizim kasada çalışanın durumu nasıl acaba? Bir mola vermesi gerekebilir. Bir tane lastiğin mi var? En çok bizi zaten bu tamirhanenin ürünleri zorlayacak da. Yazar kasada çalışan gacı iyi durumda gibi. Yani iyi durumda dediğim idare eder durumda. Aha depoya şey geldi, mal geldi. Güzel oldu be. Vallahi bak boyadığımız iyi oldu ya. Güzel oldu. Bir görevli daha alsak aslında çok büyük rahatlatırız olayı da. Ya yazar kasada sürekli biri dursa yeter. Yani iki kişiyi şeyli olarak, değişimli olarak yazar kasada kullanırım. Hoppa. Hoppa. Kıyamadım. Bu sefer kapısını kapattım. Haydi bakalım. Şimdi şişelerde eksik vardı. Kutularda eksik vardı. Oh. Tamam. Ürünler tedarik edildi. Bütün alkol ürünleri buraya yerleştirildi. Diğerini yağmalarlarsa buradan alsınlar. Sadece envanterimde ürün olarak ne kaldı abi? Sukkiri ve Mr. Botton adı verilen bazı şeyler kaldı. Dekorasyon ürünlerini at. İstemiyorum. Yakıtta adam var. Yazar kasada adam var. Efendim sevgili Doruk Hanız Prime'ın avantajıyla aramıza katılıyor. Hoş geldin Doruk. Merhabalar. Desteğin için çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Sen şu ödemeni al bakayım. Ve araya çık. Güzel, sen elinden geleni yaptın. Şimdi dükkana bir upgrade çaksak şey yok. Dondurma rafı için mi çabalasak acaba? Dükkanı bir tur bir kapatalım. Bu sefer de bir dondurma rafı koyalım. Çalışan dinlenene kadar şey yapmıyorum abi. Yazar kasadaki bekliyor. Ablacım sizi ben alayım. Dükkanı kapattık normalde ama. Savaşa mı hazırlanıyorum be? O nasıl bir stoktur öyle? O nasıl bir sigara stoğu? 5 paket sigara mı alınır?
Son ciğer bükücü. Ya, ciğerlerini hiç sevmiyor galiba hanımefendi. Tek seferde baş paket nedir ya? Şimdi dondurma olayına bakacağız. Ve yok, orası temiz gibi. Bu tuvalette bir kirli gösteren bir şey var da çözemedim. Leke meke mi var kenarda? Atılacak bir şey mi var? Parlardı normalde, parlamıyor. Her neyse. Belki de siz gördünüz, ben görmedim. Bilmiyorum ama umarım çıldırmıyorsunuzdur. Şu köşeye diyorum. Bak. Özellikler. Raflar. Dondurma. Bir tane büyük dondurma. Ve ürünler. Dondurma. Hepsinden birer tane al. Dükkanı dondurma için kapatmadım bu arada. Dükkanı kapattım çünkü çalışacak adamım yok. Yani yazar kasada çalışacak gacı burada olmadan ben o dükkanı açmam. Peki şöyle yapsak abi. Aa, yemiyor. Yapay zeka ayırt edemiyor galiba. Peki şöyle yapsak dondurmayı köşeye koymak yerine. Bence dükkanı verimli kullanıyoruz ya. Depo bir gelsin. Çöp tenekesini bir boşaltalım. Hoppa. Rapapapam pam pam raparapapam. Aa, bu arada Samet Güngör Light YouTube kanalında şu an yeni bir video yayınlandı dostlar. Her gün saat 4'te Samet Güngör Light YouTube kanalına yeni video gidiyor efendim. Bilginiz olsun. Evet, artık her gün saat 4'te birbirinden farklı seriler böyle ardı ardına devam ediyor olacak. Tıpkı Gas Station Simulator'un devam ettiği gibi. Simülasyon oyun kanalımız tatlı oldu ya. Benim hoşuma gidiyor açıkçası. Hemen ana ekrana aldım. Aynı zamanda sanırım Samet Güngör Live'da da Night of the Dead'in yeni bölümü paylaşıldı. Hemen onu da ana ekrana alalım bir yandan. Sonrasında şu dondurmaları yerleştirip oyunda karakterimiz uyanana kadar bir gün daha zaman geçirip yavaştan videoyu salmış olalım dostlar. Güzel oldu. Gas Station Simulator beni sardı. Gelecek bölümlerde ne yaparız? Gelecek bölümlerde kesinlikle dükkan upgrade'i. Bir dükkan upgrade'i. Yana bir iki çalışan daha. Bununla beraber satılacak yeni şeyler. Araba tamirinde yeni şeyler var. Bak, o araba tamiratı için yeni şeyler eklenebilir. Öyle değil mi? Araba tamiri için yeni şeyler ekleriz. Gayet güzel. Şimdi hemen depo kapısını bir açalım. Hocam, bu oyunda şey var mıydı ya? Far. Far dediğim fener. Herhalde yoktu. Merhaba. Dondurma siparişimiz geldi. Hoppa. Hocam, sizi dışarı alabiliriz. 970 dolarım var hala. Hanımefendi çalışabilecek durumda. Dondurmaları yerleştirip hemen bir dükkanı açalım. Abu. Ortalık kalabalık. Bundan sonra oyun var efendim tabii ki. Yani yayınlar akşama kadar devam ediyor dostlar. Tuvalet 1,5 dolar. Evet. Yayın akışı akşama kadar devam ediyor efendim. Akşam saat 10'a kadar buradayız. Yani belki bugün 10'a kalmayız bilmiyorum ama genellikle buradayız yani. Şimdi bir dükkanı açalım. Dondurmaları yerleştirelim. Hoppa. Pembik pembik güzel oldu ya. Merhaba. Aa, o kadar kapasitesi yok bunun. Ne yapacağım ben, sürekli bu dondurma yerlerini yenileyeceğim mi? Birden fazla da alabiliriz tabi de. Hepsinden 5'er tane koysam. Evet, hepsinden 5'er tane kondu galiba. Birkaç tane, uf, kötü oldu. 10'ar tane alır mı hepsinden?
Sanki hepsinden 10'ar tane alır ya. Almadı. Ya alkol rafı büyüktü ya şimdi. Alkol rafı büyük diye ben bir raf daha gerekmez diye düşündüm dondurma için. Halbuki gerekiyormuş. Alkol rafı çok büyüktü çünkü yani. Alkolü koyacak yerimiz yoktu. Fazla alkolümüz vardı. Koyacak yer yoktu. Fazla rafımız vardı. Rafı dolduracak alkol yoktu. Evet. Dondurma zahmetliymiş abi. Hayret, iyi kafayı koparmadık ha. İyi kafayı koparmadık. Evet efendim, hemen müşteri yakıt için gelmiş. Kendisiyle ilgilenelim. Hoppa. Şimdi dondurmalarımız burada. Sigara rafları burada. Alkollü içecekler burada. Abur cuburlar burada ve şeyler burada. İçecekler burada. Dükkanı baştan aşağı yeniledik sevgili dostlar. Ne yapalım biliyor musunuz? Biz maceramıza gelecek bölümde kaldığımız yerden devam edelim. Hemen şuradan bir save alalım efendim ve sevgili dostlar, vakit ayırıp izleyen herkese teşekkürler efendim. Gas Station Simulator'dan şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın. Bye bye.